Sokak köpeklerine insanlar nasıl davranmalı? İlk önce köpeklerdeki temel kanı şudur. Eğer ben bir köpekten çekindiğimi köpeğe hissettirirsem saldıracak olan bir köpeği tetiklemiş olurum. Çekinme hissettirmekten kastım bağırarak o ortamdan kaçarsam, adımlarımı hızlandırırsam köpeği saldırmaya teşvik ederim. Öte de dikkat etmişsinizdir, köpekler genelde kadın ve çocuklara saldırırlar. Bunu evet, çok görmüşsünüzdür. Çok çünkü kadın ve çocukların ses tonu bize göre daha incedir. İnce ses de köpekleri heyecana teşvik eder. Heyecanlanan köpek de yine saldırır. Bunlara dikkat etmem gerekiyor. Eğer herhangi bir yolda yürüyorsam, genelde şey olur, düz bir yolda yürürsünüz, sağınızda ya da solunuzda köpek grupları olur ve size saldırırlar. Bir düzlemde yürüdüğümü düşünüyorum. Yürürken normal adımlarla yürüyorsam köpeği gördüğümde kesinlikle hızlanmıyorum. Hızlanırsam köpeğe ondan korktuğumu hissettiririm, köpeğin bana saldırmasını teşvik ederim. Yavaşlarsam eğer, bu sefer köpeğe karşı ben üstünlük sağlamaya çalışıyor gibi görünürüm köpeğin algısından. Ama bu da şöyle bir soruna yol açar. Bütün o sürü saldırmaz ama sürünün liderleri vardır. Lider olan köpekler bu sefer yine size saldırır. Yani aynı yolda yürümeye devam ediyorum. Adımlarımı hızlandırmıyorum veya yavaşlatmıyorum. Köpeklere 5 saniyeden fazla göz teması kurmuyorum. Onlara bakmadan devam ediyorum. Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Ya köpekler karşımdaysa? Karşımdan bana doğru geliyorlarsa? Yine adımlarımı bozmuyorum. Üstüne gidersem, hep söylediğim gibi, ben üstünlük sağlamaya çalışmış olurum. Üstün köpekler bana saldırır. Geriye kaçarsam bütün sürü üstüme almış olurum. Hepsi bana saldırır. Karşı karşıya kaldığımız durumlarda da adım hizalamamızı ve hızını bozmadan hafif sağ ya da sol eğrilerde yoluma devam ediyorum. Göz kontağı kurmuyorum. En net yöntem budur. Ama hep söylediğim gibi bu konuda özellikle çok şikayetler oluyor. Tabii insanlara da hak veriyorum ama köpeklerin saldırmasının suçlusu köpekler değil. İnsanlar.